Evet, Erkan Saka hocamızla beraberiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sizi görmek ne güzel oldu. Yine. Aynen öyle, ben de aynı şekilde çok keyif alıyorum sizinle sohbet etmekten. Zaten program daha başlamadan önce biz bir programlık malzemeyi orada... Keşke kaydetseydik ama neyse, tekrarlamaya çalışacağım şimdi. Hep öyle şimdi... oluyor zaten, program öncesinde... O tam bu şeyde de akademide de koridor talk denen şey. Böyle konuşulan şeyler çok daha güzel olabiliyor bazen verimli. Olsun. Deneyeceğiz evet. Hocam. Ama bırak yok yok biz yine aynısını yaparız. Biz bir koridor talk'u record edebiliriz yani ona inanıyorum ben. Şimdi şey tarafında başlayalım istiyorum ben açıkçası. Siz beni iki kez hem bir programa hem de bir konuşmaya çağırdınız. Ve konumuz ağırlıklı olarak internet tarihiydi. Evet, hani benim de bildiklerim var, sizin de bildikleriniz var. Siz bu konuyla ilgili uzun süredir çalışma da yapıyorsunuz, araştırma da yapıyorsunuz. Ya bize bir parça bu Türkiye'deki internet tarihini, böyle bir genel yapısını anlatabilir misiniz genel olarak? Hocam vallahi siz bunu daha iyi anlatırsınız. Estağfurullah. Biz zaten uzman olarak size sorduk. Şimdi yani şöyle... Yani tarihler konusunda falan işte hani bir zaten 25. yıl kutlaması oldu. Yani bir 98 evet. 1998 tarihi var. İşte ilk olarak bir tür hani bildiğimiz internet olmasa bile Ege Üniversitesi'nde bir başlangıç var. Bir hani var, o var, evet. Bağlanma durumu var. Daha sonra ki hani orada da anmak lazım hani Manas Bey'i, Manas Hoca'yı. Oğuz Manas Hoca'yı. Yani hani onun böyle daha hani ilk katkıları hani şimdiki anlamıyla belki teknik olarak internet olarak sınırla kategorize edilmese bile ama o bir bağlantı kuruyor ve o ve arkadaşları. Sonra ODTÜ, TÜBİTAK Ankara tarafında da bildiğimiz internet ağına katılıyor Türkiye. Ben hep şey diye gördüm, belki hani tabii işin içinde olanlar hani geciktik de diyebilirler ama görece Türkiye internete erken bağlandı. Hani şeyi falan düşününce matbaaya bir 200 yıl gecikmiştik. Ona göre biz hani burada bayağı hızlandık. Tabii sonra ben hani derece internet kullanımının ve işte ondan hani altyapısının kurulmasının işte bürokrasiye ve bazı iç çekişmeleri dayanarak biraz yavaşladığını görüyorum. Yine de böyle hani görece internetle hızlı böyle şey yapan, angaje olan bir ülkeden bahsedebiliriz sanırım. Yani teknik ayrıntılara çok herhalde girmeye gerek yok ama hani bir noktada daha hızlı bu işte ADSL dediğimiz ya da işte fiber mi ADSL mi tartışması. Hani bağlantıdan sonraki dönemler bürokrasiye biraz takılanıldı. Ve ne yazık ki hani hızlı bir internet daha hızlı bağlantıda geciktik. Orada diğer ülkelerle aramızdaki fark açılmaya başladı gibi. Son yıllarda da insan gücü biraz göçüyle hani bayağı bir yetişmiş insanda yurt dışına gidince hani aslında başta hızlı başlasak bile sonra biraz sanki gelişmelerin gerisine düştük gibi. Ama yine de hani blockchain'inden tutun akla gelebilecek her teknolojide internet tabanlı yine de hani Türkiye'den de bayağı bir isim var görebildiğim kadarıyla. Yine de hani o kadar da kopmadık diyeyim. Peki. Yani şimdi iyi bir şey mi oldu bilemedim ama çok hızlı bir özet. Şunu da sormak istiyorum size. Hı-hı. Şimdi sizin çalışmanız nereye kadar bilmiyorum ama hani genel olarak benim gördüğüm kadarıyla internetin birkaç tane böyle kilometre taşı var. Onlardan bir tanesi evet. Elektronik ticaret meselesi. Elektronik ticarete giriş ve o giriş hızı o tarafları bilmiyorum sizin çalışmalarınızın içinde çok girmedik. Biz hocam yani en azından evet 2004 gibi bir tarihe kadar getirdik. Yani şimdi hı hı. Yani ben getirmiştim. Şimdi de Bilkent'ten Emine Hoca'yla hani yine ilk dönemlere döndük. Yani ama kabaca 2004 ve tabii bizde işte ticaret tarafı da teorik olarak var ama hani mesela onu siz daha iyi bilirsiniz. Biz oraya yoğunlaşmadık.
Biz biraz aslında bu altyapı tercihleri, bilim ve teknoloji çalışmalarının böyle disiplinin öyle bir tarafı var. İşte altyapıya çok önem veriyor. Hani onun evet. ne kadar şekillendirici olduğu bizim için önemli. Hani orada alınan kararlar, hani bu teknolojik determinizm anlamında değil de zaten oradaki teknoloji politics'e bakıyoruz biraz. Yani kim, hı hı. neden, nasıl, ne karar aldı? Bu arada neler kaybedildi arada da? Gibi tartışmaları görmeye çalışıyoruz. Hani hala devam ediyor çalışma. Zaten bizzat size de hani biraz onları sorduk. Biraz gıybet gibi oluyor dışarıda ama bunu akademide ediyoruz. Çünkü şeyler önemli. Hani yani derdimiz biraz hani böyle bir otomatik bir şey yok ortada. İçine bulunduğumuz teknolojik koşullar bizle şekilleniyor. Alınan kararlarla. Tabii ki onlar da dönüp bizi etkiliyor. Böyle diyalektik bir ilişki var. Evet. Biz o diyalektik ilişkinin başlarına bakmaya çalışıyoruz Türkiye bağlamında. Durum da bu. Hani böyle benim hani ilk demin de dediğim gibi güzel hani hemen fırsatı gördük, başladık ama sonrasında tıkanıldı. Orada da işte yerel unsurlar devreye giriyor diyebiliriz. Ama peki, bu Amerika'da giriyor başka türlü. Hı-hı. Tabii tabii çok haklısınız. Yani dünyanın her yerinde Türkiye özgü de değil. Evet. Bir de mesela geriye dönüp baktığınızda şunu söylemek lazım. Geriye dönüp baktığınızda bazen çok iyi niyetle verdiğiniz bir kararın çok da kötü bir yere götürdüğünü sizi görebiliyorsunuz değil mi? Öyle bir şey de var. Tabii tabii kesinlikle. Kesinlikle. Ben öyle çok kötü hani en azından internet tarihi bağlamından görmedim. Hani şey olabilirdi. Bazı sanırım bir IBM destekliyle diğerleri arasında hani standartlar arasında bir takım hani gerilimler oluyor. Bu zaten ilk hat IBM destekli sanırım hani Ege Üniversitesi evet. olan. Ya orada mesela hani Türkiye'de değil ama Avrupa'da da bir şey var. Avrupalılar da aslında daha yüksek kaliteli bir hani standardı getirmek isterken ve Avrupa Birliği buna yatırım yaparken Amerikalılar daha atak davranıyorlar ve hani onların standardı kabul ediliyordu. Şimdi tamamen teknik şeyleri unuttum. Ama hani böyle bir standart meselesinde Amerikalılar işte daha tabii ticari bir yapıya da sahip oldukları için daha iyi lobi yapıyorlar. Başka bir şeyler var. Bir şekilde hani onların standardı kabul ediliyor ve biraz aslında daha baştan daha ileri bir teknoloji olacakken biraz daha geri bir teknolojiyle başlanıyor. Şimdi aynı şey mi çok emin değilim ama bana bu VHS beta olayını da hatırlattı hani video kasetlerinde. Hani o birisi daha iyi mesela galiba bildiğim kadarıyla mesela Amerika'daki NTSC aslında form rezolüsyon olarak daha kaliteli değil ama orada televizyon sistemi onu kullandığı için büyük bir altyapı yani kurulmuş zaten daha kaliteli olanı geçmiyorlar dijitale kadar büyük ölçüde diye böyle hani söylenirdi. Burada hani şey de görüyoruz hani kültürel ekonomi politik bir sürü etken var. Hani her zaman en iyi teknolojiyi kullanmıyoruz gibi. Hani biraz onların peşindeyim ben de. Tam da aslında öyle. Bahsettiğiniz 4G'ye de çok denk geliyor biliyorsunuz değil mi? 4G ile WiMAX bir dönem 3G'den hemen sonra 4G mi olacak, WiMAX mi olacak diye tartışma vardı. İşin komiği bu sefer WiMAX Intel bildiğim kadarıyla Amerika'nın teknolojisiydi. Ama bir türlü o gerçekleşemedi ve İsviçre o zaman yanlış hatırlamıyorsam en çok en etkili şeylerden birisiydi. 4G'yi onlar ortaya koydular ve 4G'ye dönüş oldu. Ben de birisini başka, evet yanlış bilmiyorsam, bir dakika hocam ben de başka bir hikayeye bakmaya çalışıyorum da. Bu 5G ile ilgili de bir şey oldu. Ha, mesela Erdal Arıkan hoca şu anda Ankara'da diye biliyorum. Evet Bilkent'te. Yani mesela onun geliştirdiği 5G teknolojisi daha ileri, daha etkin. Ama yani önce Amerikalıları böyle Wired'da uzun bir yazı vardı bununla ilgili de. Amerikalı şirketleri sunuyor ama onlar zaten bizim var diyor. Hani bunu yayınlıyor bir yerde. Yayını gören Huawei'yi alıyor. Ve hani ona altın madalya falan da taktılar. Mesela Huawei'nin böyle yapay zeka kullanımında daha iyi bir 5G teknolojisi kullanımında Arıkan Hoca'nın bayağı bir katkısı var aslında. Ve bu da bir şey.
Yani o yıllarca uğraşıyor. Şimdi ayrıntıları anlayamadım bazı işte hani şeyle. Hani o yol bir yere çıkmaz deniyor. O kendi kendine uğraşıyor. Sonra daha iyi bir 5G üzerinde iletişim modeli çıkarıyor ortaya. Bunu da yayınlıyor. Yayını da gören Huawei'yi o zaman biz bunu kullanalım diyor. Ve bir anda fark atıyorlar gibi. Böyle hani tercihler, bazı belki hani fırsatlar, bilemiyorum. O anlar önemli tabii. Peki şeyi soracağım hocam. Şu da ilginç değil mi şimdi? Şimdi sizin tam anlattığınız şeyi ben de bir başka noktadan bakıyorum. Evet. Bir Çin-Amerika savaşı 5G meselesi evet. aslında. Ve patent tarafında Çinliler biraz daha fazla patente sahip oldukları için bu 5G için hani Amerika tarafından bakıldığı zaman bu bir Çin teknolojisidir şeklinde bir yaklaşım var. Ve Huawei ile ilgili de genel bir problem var. Dolayısıyla acaba şöyle bir şey mi gelişmiş olabilir mi diye insan düşünüyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk teknoparklardaki bu Ar-Ge merkezleri, yurt dışından gelen Ar-Ge merkezlerinden birini Huawei kurdu. O yüzden de Türkiye'nin, daha doğrusu Çin'le Türkiye'nin bir dönem bir yakınlaşması oldu. Şu aralar bir parça kopmalar görülüyor ama sanki yakınlaşmaları vardı. Ve bu yakınlaşmanın içinde Huawei'nin de acayip bir etkisi vardı Türkiye'de. Şimdi bu acaba böyle bir şeyin bir parçası mıydı? Böyle hani dediniz ya teknoloji politics. Yani olabilir. Bu teknoloji politics'e bir de bu tarafından da bakmak gerekir tabii, mi tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü ben şimdi size linki de attım, sonra bakarsınız hocam. Merak ediyorum. Evet. Yani bu hani biraz şey de bu. Tam Çin'le gerilimin olduğu zamanlarda yazılan bir yazı. Hani Trump döneminde. Hani aslında bir Amerikan dergisi kaçan fırsatı anlatıyor. Yani gayet güzel bir öz eleştiri var gibi geliyor bana. Siz de bir bakarsınız. Belki hani işinize yarar. Ve Wired'da yazılması da ilginç tabii. Yani evet. Wired olaya tamamen teknoloji gözüyle baktığını, yani siyasi anlamda çok şey yapmadığını, siyasi rengini çok belli etmeyen bir dergi olduğunu da söylemek lazım aslında. Evet. Ama tabii şöyle bir şey de var. Mesela tam bahsettiğinize çok yakın bir durumdu. 3G'den işte yeni bir teknolojiye geçiş söz konusuydu. 4G ile ilgili şey yapılsın mı, ihale yapılsın mı Türkiye'de? Yapılsın mı yapılmasın mı konuşuluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki ben dedi 5G teknolojisinin olmasını istiyorum. Atlayalım dedi 4G'yi. 5G yapalım dedi. Biz o zaman biraz sıkıştırdık dedik ki ya 4G olsun ne olur ne olmaz. Yani hani 5G geçişi belli olmayabilir. Bir ikincisi de 4G'de öğrenmemiz gereken bazı bilgiler var. O bilgilere olan şeyimizi arttırmak gerekir. İlgimizi arttırmak gerekir diye düşündüm. 5G'de gerçekten böyle hani hala gecikti. Yani ben biraz ben demiştim demek istemiyorum ama mesela Amerika'da şu anda şeyi konuşuyorlar. 5G antenlerinin özellikle havaalanlarına yakın yerlerde konuşlandırılmaması gerektiği konuşuluyor. O yüzden de 5G'ye istedikleri gibi herkes hızlıca her yerde aynı anda geçemedi gibi bir durum söz konusu. Evet bayağı yavaş ilerliyor aslında. Hani şeyi saymıyoruz bile. Bir de komplo teorileri de çıktı. Hani o da biraz engelliyor bazı yerlerde galiba. Hani bir böyle saldırı bile oldu galiba değil mi? Evet şeyi yapan hani teknisyenler döşemeye gidiyorlar. Saldırıya uğruyorlar falan. Galiba İngiltere'de oldu. İngiltere'de oldu evet. Hani o kadarını hani komplo tabii bu kadar etkili ama yani yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Normal. Hani onun oturması. Ben mesela vallahi hani en yeni şeyi genelde kullanmam. Hani biraz bug'ları ya da şeyleri bitsin diye beklerim. Hani benim için hani içerik üretimi, verimlilik daha önemli olduğu için hani evet heyecan, merak ediyor insan ama bir bakalım ne olacak diye. Hani şimdi böyle evet en ileri teknoloji de her zaman aslında faydalı da olmayabiliyor. İlk etapta. Sizin düşünceniz ne bu konuda? Yani 4G'den 5G'ye geçmeli mi yoksa böyle 5G dünya genelinde geçilemeyecek ve 6G'ye mi geçilecek falan gibi bir şey de konuşulmaya başladı. Çünkü 6G'ye direkt geçilebilir falan gibi bir konu da konuşuluyor. Vallahi hocam bence fırsatlara bak yani incelemek lazım. Yani normalde ya biz zaten hani ben şimdi yani kendi evimde fiber altyapısı bile yok hala. Hani Feriköy, Bomonti tarafında İstanbul'da. O taraf zor oluyor hani, değil mi? Yani bırakın 5G'yi 2G mi 3G ile mi ne yaşıyoruz? Yani o yüzden biraz da okuldan hani yayın yapıyorum ya da katılıyorum programlara.
Bu şey meselesi bence hani mesela ne kadara çıkar 6G daha konuşulmuyor bile. Şimdi bu hani, mesela 4G'ye geçseydik bu 2 yıl oluyor en azından herhalde 2-3 yıl oluyor. Evet. Yani bakın hala 5G gelmedi ve biz o yüzden geri teknolojideyiz uzun süredir. Hani yani bence yakalamak lazım hani şeye bakıp kendi ekonomimize başka bir şey yoksa hani altyapımız uygunsa bir sonraki level'a geçmek lazım. Hani artık ne denir bu oyun şeyinde hani ya da yazılımlarda olur ya artık stable olmuş versiyona eskiyi kullanmanın bir anlamı yok. Hani geri yani yavaş. Onun için evet. Şimdi 6G gelir mi gelmez mi nasıl olur? Ha 5G'de bakılır. Hani gerçekten işimize yarıyor mu? Hani bazı şeyler duyuyorum mesela hatta bunu bizzat şeyler internet sağlayıcıları da söylüyor onlar hani temsilcileri. Fiber istiyorum diyor ki ya fiber olsa bile aslında altyapı kaldırmıyor onu. Onun için size zaten o kadar hızlı gelmeyecek. Siz şunu kullanın diyor. Ya beni kandırıyorlar ya da gerçekten öyle ki hani kullanıcı arkadaşlar da genelde şikayet ediyor zaten. Onun gibi üzücü, hani... üzücü olarak söylediğiniz çok doğru. Evet. Yani evet. Bu arkadaşlar doğru şey söylüyorlar. Üzücü, çok üzücü. Niye üzücü? Hı-hı. Çünkü fiber biliyorsunuz o fiber ADSL kavgasının evet, evet. olduğu, tartışmasının olduğu dönemde. O dönemde ben de fiberciydim. Yani fibere geçilmesi hmm. gerek. Çünkü fiberle ADSL arasında şöyle çok ciddi bir problem var. ADSL belli ki bu hani siz hatırlar mısınız bilmiyorum 386'lar vardı. 386'lar hmm. ilk çıktığı zaman bilgisayarlar dediler ki ya 486 çok yakın bir zamanda gelecek. Bu ara bir teknoloji. Hmm. Almaya gerek yok. Gerçekten de hani çok kısa bir zaman aralığında 386 gitti. Böyle ara teknolojiler var. ADSL tam bir ara teknoloji. Yani. Doğrudur. Evet. Geçilmesi gereken bir teknoloji. Ama bir türlü onu ne yazık ki hala şey yapamadık. Yani fibere tam olarak geçiş yapılamadı. Hala ADSL üzerindeyiz. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi o dönemde hem tekelleşmiş hem de özerk durumu olan ama hala satılmamış olan Türk Telekom'un bu konuda hani evet. ya biz şey şirketiyiz, özel yani, şirketiz. Türk Telekom'un bu atıldığı o dönemki işte çeşitli nedenlerden dolayı bize epey zaman kaybettirdi. Hani Türkiye'ye bence. Bu altyapıda yoksa aslında başta iyiydi belki. Hani iyi gidiyordu gibi. Ama sonra evet. büyük bir duraklamaya girildi. Geri kaldık biraz. Evet. Peki bu yurt dışında da yaşanan bir şey mi yani sizin yurt dışındaki araştırmalarınız nasıl gösteriyor? Dünyanın her yerinde benzer sorunlar söz konusu oluyor mu? Var tabii. Amerika'da yani, tartışılıyordu ADSL ve Amerika daha cep telefonu olayını çözemedi bence. Hani o internet bağlantısı daha iyi bence hani genelde. Şeyi saymıyorum tabii. Taşra'da onların da sorunları var bildiğim kadarıyla. Arada bir görüyorum evet. hani taşrasına gitmedim. Amerikan kırsalı da bayağı berbat olabiliyor tabii. Oralara evet. gitmedim ama hani hani şehir merkezinde internetle ilgili hiç sorun görmüyorum. Görmedim. En azından Los Angeles, Boston, Houston ekseninde, üçgeninde. Ama mesela cep telefonu, onlar da cep telefonu olayında bir sorun yaşamışlar. İşte farklı şirketler, onun yapılanması. Yani çoğu şey hani biz burada şikayet ediyoruz ama orada daha da bağlantı sorunları olabiliyordu. Çoğu hani cep telefonu şirketi diğeriyle tam konuşamıyor. Yani böyle bir ve o yüzden ne alırsanız onunla bazı eyaletlerde çok iyi bazılarında değil. Mesela Türkiye'de böyle bir şey az düşünülüyor. Hani evet şikayet edilen yine markalar var ama hani ben bayağı yerden bağlandım. Hani çok da büyük şikayet etmedim. O bakımdan aslında her ülkenin kendine göre şeyi var. Böyle sorunları. Amerika'da bence ciddi bir altyapı sorununa girdi. Mesela bence hani broadband'de öncüydü. Ama artık şeyde 5G üzerinden ki hani kurulacak şeyde bence geriye düşmüş olabilir. Düşecek yani. Çünkü Amerika'nın çok ciddi altyapı sorunu var ki işte hani Biden genel bir altyapı reformu için hani bütçeden pay ayırmaya çalışırken bile neler çekti gördünüz. Hani evet. o topyekun bir sıkıntıları var onların. Arada 5G'ye sıra gelecek mi emin bile değilim. Mesela Afrika'da hiçbir zaman Afrika'da normal telefon hatları yoktu. Mesela cep telefonu iletişimi hızlandırdı orada da. Yani cep telefonu büyük bir ilerlemeydi Afrika için. Avrupa genelde hani belki en ileride değil ama hani böyle daha stabil bir şekilde gidiyor gibi yani hani
Ama orada da ülkeden ülkeye değişiyor. Kurallar da öyle. Yani işte bazen Avrupalılarla çok nasıl diyeyim obsesif yaklaşabiliyorlar bazı meselelere. İşte bu Evet. kişisel veri meselesinde de hani aslında genelde takdir ediyorum bu teknoloji devlerine kök söktürmelerini, ama bazen bu duraklamaya da sebep oluyor. Yani böyle nasıl diyeyim, iyi evet güzel bir hayat Avrupa'da hayat, ama böyle çok da bir risk alınmayan bir durum da var internet bazlı iletişimde de. Zaten internet iletişiminde de hep biraz daha böyle geriden geldiler. Hani teknoloji var, altyapı var, ama mesela kişisel kullanımda, sosyal pratiklerde biraz geriler gibi gözüküyor. Şeyde apayrı bir alem. Hani Uzak Doğu'yu daha çok incelemek isterdim. Mesela aslında biz hep tabii yani ister istemez literatürde Anglo-Sakson merkezli. Mesela aslında Evet. cep telefonu olayında hani mobilleşmede kimse onlarla yarışamaz. Yani Uzak Doğu müthiş bir alan o bakımdan. Ve hani anladığım kadarıyla internette de iyiler. Yani bağlantı sorunları falan görece az. Yani muhtemelen 5G'de ilk en iyi onlar geçecek ilk etapta. Yani yalnızca Çin de değil bence. Hani Singapur'undan Kore'sine. Hani Japonya galiba azıcık geri düştü. Son zamanlarda bir kimlik krizine mi girdi bilmiyorum. Ama hani onlar daha hızlı gidiyor. Denebilir. Japonya galiba Amerika yükselmedikçe Japonya da yükselemiyor. İlginç bir Galiba şeyleri var. onların Bir yani evet. ilişkileri var. Biraz polar bir yapıları var. Yani birisi yükselmeden öbürü de Zaten yükselemiyor. Amerika bayağı destekliydi, hani İkinci Dünya Savaşı sonrası çıkışında da hani böyle gerçekten hani bir etkileşimle hani yani tabii Amerika bir sürü yere destek verdi, ama Japonlar bunu daha iyi kullandı gibi gözüküyor. Hani en azından Doğru. teknolojide. Evet. Singapur'a ne diyorsunuz peki? Çünkü hani hep böyle Uzak Doğu deyince bizim aklımıza Çin, Japonya sayıyoruz ama Evet. Singapur hiçbir zaman aklımıza gelmiyor ama Hocam Singapur'da. aslında Singapur çok yani bilim ve teknoloji alanında çok ileride bir yerde. Ben daha çok biyoteknolojide hep duyuyorum onu. Şimdi Singapur tabii ben hani genel olarak hani politik duruş olarak böyle otoriter rejimlerden pek haz etmiyorum. Singapur'da Aynen. bu konuda bayağı iyi. Yani otoriter olduğu için bir şehir devleti hani evet şeyde çok iyi. Çok ne a şehir ülkesi. Hani ama sansürü de çok ve çok kontrolcü. Kişisel veri diye bir şey yok. Onlar olumsuz. O yüzden mesela hani hiç Singapur'a gitmek böyle hani geçmek pek aklımdan geçmedi. Ama şu var, bu hani her otoriter rejim bu kadar bilim ve teknolojiyi en azından vatandaşı için güzel kullanmıyor. Ama Singapur, eğer hani rejime itaat ederseniz siyaseten muhteşem bir bilim ve teknoloji cenneti gibi gözüküyor. Yani büyük laboratuvarlar var, başka hani üniversiteler var. Ve hani bildiğim kadarıyla da bir sürü zaten şirket de hani Uzak Doğu'da görece daha şey olduğu için, rahat olduğu için Singapur'a taşıyor merkezlerinde. Evet, Galiba son dönemde öyle kripto bir şey para var. borsalarında da öyleydi. Hani blockchain'de de öyle. Öyle yani aslında şey hani bir taraftan merak etmiyor değilim. Çünkü gerçekten böyle küçük bir şehir devleti iken böyle gayet zengin, güçlü bir devlete dönüştüler. Hani şehir tasarımları da ilginç bu arada. Hani o küçük mekanı nasıl böyle yeşillendirirsin, dikine nasıl kullanırsın iyi bir örnek. Ama işte ne bileyim acele etmiyorum gitmekte. Şimdi bu kadar otoriter bir yere falan değil. Şimdi bu Sonra otoriter meselesi yarın gidiyormuşum. Ne bileyim bir çağrı davet geliyormuş gidiyormuşum tabii o ay. Evet büyük konuşmamak lazım diyorsunuz, haklısınız. evet. Şimdi bu otoriter rejim meselesi gerçekten teknolojide şu ana kadar hep önemsiz görülüyordu. Ya yani mesela ben bakıyorum Barack Obama döneminde işte biraz da demokrat olmalarından kaynaklı olarak hep şöyle düşünüyorlardı. Ya kardeşim teknoloji varsa, para varsa ve ticaret varsa biz o işe gireriz. Fakat Trump'ın son döneminde belki Trump da biraz kaşıdı orayı bilmiyorum. Yanılıyorsam siz düzeltin lütfen. Çünkü ben hani Tabii. bu sadece Yok, estağfurullah. dışarıdan gözlemimi söylüyorum. Bir köşe yazarı olarak. Trump orayı kaşıdı ve şöyle bir noktaya geldik. Görüyoruz ki aslında teknolojisi ne olursa olsun sonuçta kendi vatandaşına değer vermeyen bir yapının hani genel toplum
için ya da dünya için bir şeyler yapmak isteği oluşması çok mümkün değil. Tamam, diyeceksiniz ki kapitalist düzen Amerika'da, kapitalist düzen var ama Amerika'da şöyle bir şey var. O para kazanmaya odaklı insanları belli bir düzende oturtan, yani belli bir rayın içinde tutan ya da belli bir düzenin içinde tutan bir yapı bir şekilde oluyor. Yani Avrupa'da işte Avrupa Birliği komisyonları ve şeyler, mahkemeleri çatır çatır ceza kesiyorlar Google'a, Facebook'a. Bazen bence ben çok güzel şeyler görüyorum onların arasında. Ya bu, iyi düşünmüşler falan dediğim cezalar var, yani öyle şeyler var. Ama bir yandan bu düzene sokuyor. Fakat mesela Çin'de Uygurlarla ilgili ciddi problemler olduğu söyleniyor. Ondan sonra sadece Uygurlar da değil, Çinlilerin aslında kendi vatandaşına da ciddi anlamda zarar verdiği görülüyor. Ve son dönemde böyle şey görmeye başladık. Ya bir dakika ya, yani evet ticaret var, teknoloji de var ama yani bir dakika ya, insana değer vermeyen ya da insana değer vermeyen bir yapının içinde olmamak lazım gibi Amerika'nın yeni bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Hocam katılıyorum. Yani aslında tabii bu sırf Barack Obama'ların, demokratların değil, genel olarak bence internetin ilk döneminde internetle ilk angajı olanların çoğunun böyle fikriydi. Yani böyle otomatik bir demokrasi, barış, daha güzel şeyler olacak fikri vardı. Hani internet bunu getirecek gibi. Aslında doğru. Her yerin teknolojide de bu var hocam. Yani telgraf çıktığında bile Twitter için söylenenler söylenmiş o zaman da. Yani böyle 100 yıl öncesine de gittiğimizde. Bu büyük bir yanılgı. Daha ilerici, tırnak için ilerici ve işte sol grupların alanı diye mesela muhafazakarlar da Amerika'da eleştirirdi interneti. Ama şimdi dönüp bakıyoruz, görüyoruz ki Amerikan aşırı sağcıları ilk günden itibaren interneti kullanmışlar. Bakıyorsunuz 11 Eylül saldırılarında El-Kaide kullanmış interneti. Yani internet kimsenin tek elinde değil, hiçbir medya değil o bakımdan. Ama evet, Amerika öncülük yaptığı için ve o sırada da demokratlar olduğu için böyle bir internet özgürlüğü bir dış politika malzemesi haline gelmişti. Ve ilk etapta da otoriter rejimler uyanamadı. Evet, ilk etapta vatandaşlar daha muhalefet için bunu kullandılar. Çin'den Rusya'ya, İran'a, her yere bu oldu. Ama çok kısa sürdü bu. Yani devletler hiç bu alanı boş bırakmaz tabii ki. Yani bu bekleniyordu. Ve hani bu arada bu internet governance forumlarda daha böyle bir tür milliyetçilik, bir korumacı politika Çin ve Rusya tarafından 10 yıllarca sürdürüldü. Yani her yıl bununla ilgili lobi yaptılar. Ve internetin bu global bir network oluşunun önüne aslında milli sınırları çekmek için Çin ve Rusya büyük bir çaba gösterdi. Çin hatta bir adım öndedir. Böyle bununla ilgili yazılar da bulunabilir. Hani bazıları güzel güzel taramış hani Çin'in pozisyonları. Ve hani biz böyle o ne güzel, dünya güzel olacak diye düşünürken aslında otoriter rejimlerde kendileri için zaten bu interneti şekillendiriyormuş. Bu arada tabii ki küresel bağlantıları da unutmamak lazım. Mesela Kaddafi devrildiği zaman Libya'da ortaya çıktı ki muhaliflerini çok güzel dinletiyormuş, takip ediyormuş her türlü ve bunu da sağlayan batılı şirketler. Yani burada işte bu alanda bir sürü hani şirket var, daha güvenlik ve şeyle uğraşan, casusluk uygulamalarıyla. Ve bunlar aslında parayı kim verirse oraya veriyorlar işte. Bu en son İtalya'daki Hacking Team de mesela hani görüldü ki herkese vermiş. İşte en son şey yine galiba en sonunda şey çıktı, İsrail merkezli bir şirket. O da yani hiç burada demokrasiymiş, otoriter rejimmiş bilmem ne ayrımı yok. Şimdi böyle bir durum var ama dediğim gibi bu bir bence şeylerin, internet aktivistlerinin ilk dönemdeki bir yanılgısıydı. İnternet herkes için, bu aslında her otoriter için de demek. Hocam orada tabii şöyle bir ayrım da yapmak lazım. Mesela Çin'de siz yerel yönetimi çok rahat eleştirebiliyorsunuz. Birkaç yazıda gördüm bunu. Hani beni şaşırtmıştı. Eğer yolsuzluk varsa, mesela yolsuzluk haberleri yaparsanız hiç sıkıntı yok. Parti de müdahale ediyor. Yerel yöneticiyi bile değiştiriyor kanıtlanırsa. Siz Çin devletinin bazı o kırmızı çizgilerine dokunmadığınız sürece, ki o kırmızı çizgiler mesela Türkiye'de yerel yönetimi eleştirmek de olabilir ama Çin'de böyle bir şey var.
gördüğüm kadarıyla. Evet, Uygurlar soykırım yapıyorlar neredeyse. O konuya giremiyorsunuz ya da genel olarak hani merkezi eleştiremiyorsunuz ama ne bileyim Beijing'de bir mahallede muhtar yanlış iş yapıyorsa bunu internetten yazdığınızda sorun olmuyor imiş. Genel mesela yönetim biçimi bu. Bunun için de hani bu kırmızı çizgilere uyduğunuz sürece de size devlet diyor ki, yani devlet belki de en kullanıcı dostu formatı sunuyor. İşte WeChat. Sanırım bütün şeylerin bu hani WhatsApp gibi araçların evet, çok ötesinde çok kullanışlı bir şey. Ama söylüyor da dinliyorum seni diyor yani. Hani her şeyin yanlış bir şey yaparsan, hatta yurt dışına bile çıksan, ki öyle birkaç Çin vatandaşının başına geldi. Hani eleştirir gibi yapıyorsan hemen bir uyarı geliyor bir şekilde sana. Çünkü ne var ne yoksa ya diyor ki ben seni böyle takip edeceğim her şeyinle. Ama buna karşılık da işte WhatsApp gibi o WeChat'inden ödemini yaparsın, e-ticaretini yaparsın, sosyal ağını yapar, her şey rahat olur. Şimdi insanlar aslında bu konforu kabulleniyorlar. Hepimiz yani. Onun için mesela şeyde de hani Çin dışı, otoriter rejim dışındaki yerlerde de mesela kişisel veri meselesi belli çevrelerde çok gündem olsa ve hukuka taşınsa bile, Amerika'da bile hani çıktığı yerde bile insanlar şeye razı. Tamam, beni takip etsin ama bana kullanıcı dostu bir format versin. İşte o yüzden millet Facebook'u bırakmıyor. Hani onu bıraksa başka bir ürüne gidiyor. Hani böyle zaten nasıl diyeyim, bazen tam tersi otoriter rejimlerle de çok iyi internet iletişimi gidebilir aksine. Yani devlet size, rejim size bir şey sunar. Bak ben, sen çok konforlu olacaksın. Yeter ki şu noktalara girme diye. Öyle de bir şey var, düzenek var gibi görüyorum. O yüzden tek yönlü değil olan. İlginç bir yere temas ettiniz. Biz bunu o zaman bir program daha yapalım. Çünkü bugünkü programımızı bitirdik. Tamam hocam. Ama bu konu çok ilginç bir konu ve bence bu konunun şöyle bir tarafı da var. Siz tabii şey tarafına bakıyorsunuz, vatandaş-devlet ilişkisine bakıyorsunuz. Ben bir yandan da devlet-devlet ilişkilerine de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani böyle genel dünyanın yapısına, bir de devlet meselesinin, yani bu devlet konusunun genel olarak ne noktaya gideceğini düşünmek, konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela benim orada bir şeyim var, tezim var. Bilmiyorum ne kadar doğru gelebilir insanlara, garip gelebilir belki ama Arap Baharı'ndan işte Londra'da olan olaylara kadar ve gezi olaylarına kadar aslında hepsi bu Washington Post'ta yazıyor yanlış hatırlamıyorsam, Pulitzer ödüllü neydi adamın ismi? John Friedman değil. Ben de bilemedim. Friedman'ın bir şeyi var, tezi var. O da diyor ki insanlar güçlenmeye başladılar. Citizen güçlenmeye başlayınca empowered noktaya geldi. Dolayısıyla aslında kavga devletlerle vatandaşı arasındaki kavga aslında iktidar kavgası. Yani hani kimin iktidarda olacağıyla ilgili bir kavga ve bireyler o kadar güçlenmeye başladı ki devlete etki edebilecek noktaya geldi diyor. İlginç gelmişti. Sanki ben o yüzden de bu Arap Baharı, işte Londra'daki olaylar ve gezi olaylarının sanki bahaneleri farklı olsa da aynı noktaya gittiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Soru olarak sorayım bunu çünkü çok karmaşık bir aslında, bunu konuşmamız lazım. Tabii onu ayrı bir konuşmamız lazım ama yani şöyle, tabii işte orada hani demokratik bir ortam görece yok, demokrasi de olmuyor tam. Yani şeyden evet, vatandaşı güçlendirici bir tarafı olduğu kesin ve üçünde de evet, yani mesela yurttaş haberciliği de sosyal medya kullanımı da evet, üçünün de ortak noktası. Şeyde saydınız mı hocam? Occupy hareketi de bunun parçası, evet, bence. Evet, doğru. Ama işte devletler o zaman hala anlamaya çalışıyordu olayı ve zaten anladılar orada. Evet, ama ben de güçlenirim dedi. Sonra da zaten karşı devrim başladı bence. Yani o şu anda da hani bunların iyi örnekler, iyi alındı. Hatta bu sefer de hani katılımcılar, vatandaş aktivistler gözetim altına alındı. Hani kendi kolay hedef haline de geldiler. Evet, ilk etapta rejim sarsıcı bir pozisyondaydılar ama devletler işe el atınca bu sefer bir anda hani biz yenilmeyiz, anonimiz gibi argümanlar bitti.
görüldü ki gayet yenilebilirsin ve o güç, devlet tekrar bir gücü geri alıyor bence büyük ölçüde. Mesela son 2-3 yıldır ciddi bir hacktivizm bile görmedik. Hep devlet eliyle hackinglerden bahsediyor. En son yine Ukrayna'ya saldırıldı. Evet. Ve artık mesela hacking bile vatandaşın elinden alındı gibi geliyor bana. Ama bu ümitsiz de değilim ben. Yani bu yeni alan zamanları tartışmak lazım. Ama bana doğal da geliyor. Yani o alan boş bırakılmayacaktı zaten. Devletlerimizin hepsi geldi oraya. Şimdi hep beraber. Herkes güçlendi. Bakacağız ne olacağını. Hocam bunu mutlaka konuşalım. Tamam hocam. Teşekkür ederim katıldığınız davet için. Görüşmek üzere. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.